Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis gününde polis kortejinin geçişini kaçıran engelli kızı için emniyeti arayan annenin isteğini yerine getiren ekipler ayrıca engelli kızını da şehir turu attırarak mutlu etti. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla polis gününde emniyetin birimlerinin katıldığı şehir kortejine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Muradiye Mahallesi 230 Taksim 2 Sokak numara 17'de oturan İnönü Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki ortopedik engelli Mediha Ecem Atar, pencereye gelene kadar kortej bölgeden uzaklaşınca anne Sevda Atar kızı için telefona sarıldı. 112'yi arayarak ekiplerin bir kez daha geçmesini rica etti. Ekipler ise yeniden geçileceğini, aynı zamanda kızlarının da hazırlık yapıp araçla şehir turu attırabileceklerini anneye iletti. Duruma çok sevinen Mediha Ecem Atar büyük bir heyecanla kapının önünde polis abilerini bekledi. İyi günler. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. 112'yi aramışsınız. Bizden bir talebiniz olmuş herhalde. Evet, sizden bir talebimiz oldu. Evet. Bu pandemi döneminde sürekli evdeydik. Hiçbir yere çıkamıyorduk. Evet. Polis sirenlerini duyunca kızım biraz heyecanlandı. Evet. Bizi biraz gezdirmenizi rica ediyoruz. Tabii ki, ne demek? Ecem bizimle mutlu olacaksa biz de Ecem'le mutlu olacağız. Kısa süre sonra evin önünde beliren ekipler Mediha Ecem Atar'ı Yunus biriminin polis otosuna bindirdi ve birlikte şehir turu atıldı. İyisin değil mi? Evet iyiyim. Seni gördüğümüze sevindik biz de. Ben de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Sen mutlu olsan biz de mutlu oluruz. Gel bakalım. Bir annem kapıda konvoy vardı. Çok fazla hani, trafik polisi geçiyordu. Biz ilk önce ne oldu dedik. Bir balkona çıktık da annem gibi görmüş. Ben yetişemedim. Sonra ben tabii üzüldüm birazcık. Balkondaydım. İşte annem dedi ki polisleri arayalım. Belki bir daha geçerler. Sonra ben de orada aradılar. Onlar da demişler ki Ecem hazırlansın. Biz işte gezdiririz onu demişler. Polis siren seslerini duyunca önce bir heyecanlandık. Ne olduğunu anlayamadık. Telaş ettik acaba bir sıkıntı mı var diye. Sonra polis arabalarını ve yıldızları görünce çok heyecanlandım ben. Sonra kızım biraz yürümesi sıkıntılı olduğu için yetişemedi balkona. Ben onu getirdiğimde polis arabalarının sonu gelmişti hani göremedi. Çok üzüldü. Hemen memur arkadaşları aradım, rica ettim. Kızım çok heyecanlandı ama göremediği için çok üzüldü. Biz de şimdi geldik. Arkadaşlar da sağ olsunlar hemen geldiler, bizi kırmadılar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bakalım. İsterseniz siz çekiliyor ya, siz girin. Ben olur. Arkada durayım. Hadi bakalım, yavaş yavaş yeriz, tamam mı? Bugün amirimiz sensin. Evet, bizim amirim. Evet, bakalım onları. Şehir turundan büyük keyif alan Mediha Ecem Atar, ayrıca polis megafonundan COVID-19 salgınıyla mücadelede vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları anonsu da yaptı. Vatandaşlarım, bu virüsü durdurmak bizim elimizde. Lütfen maskemizi takıp sosyal mesafeye uyalım. Anne Sevda Atar ise engelli olan yolcuları dolmuşlar almıyor diyerek bu konuda çözüm bulunmasını istedi. Gece gündüz bizim için koşturuyorsunuz ama hepinizden razı olsun. Senin tanıdığımıza çok mutlu olduk. Ben çok sevindik. Ben çok mutlu oldum. Senin amirliğin altında görev yapmak benim için çok mutlu edici oldu. Bizden bir isteğiniz var mı? Evet memur bey. Aslında evet. Bizim sizden bir isteğimiz tabii, var. Buyurun. Biz 10 yıldır gelişim hastanesinde fizik tedavi görüyoruz. Bizim aracımız olmadığı için dolmuşlarla gidip geliyoruz sürekli. Evet. Dolmuş şoförlerimizi gördüğü zaman bizi almıyorlar. Genelde zamanla yarıştıkları için tekerlekli sandalyede olduğumuz için onun da sürede sıkıntı yaşıyorlar, bizi almıyorlar. Ecem yolda kalıyor. Ecem yolda kalıyor ve tedaviden geri kalıyor. Çok rica ediyorum. Hatta buradan şoför arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Siz de bizim durumumuzda olabilirsiniz bir gün. Kimin başına ne geleceğini bilmiyoruz. Lütfen bizi gördüğünüzde alın ki biz de tedaviye gidebilelim. Tamam, ben bu konuyu kesinlikle amirlerimle ve müdürlerimle görüşeceğim. Evet. Onlara bu konuyu ileteceğim, bilginiz olsun. Çok teşekkür ederim. Elimizden çok geleni sağ olun. Yapacağız. Çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden.